İsrail askerleri Filistinlilerin deniz yoluyla Gazze ablukasını kırma girişimine gerçek mermiyle müdahale etti. Anadolu Ajansı Orta Doğu editörü Turgut Alp Boyraz şimdi telefon hattımızda. Turgut Alp Boyraz, iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, İsrail yine zulmüne ve hukuk tanımazlığına devam ediyor. Son gelişmede deniz yoluyla gelen Filistinlilere gerçek kurşunlarla, gerçek mermiyle müdahale etti. Nedir, detayında neler var? Evet, şu ana kadar 4 kişi yaralandı, teyit ettiğimiz bilgi. Çok sayıda gazdan etkilenen var. Bunlar küçük küçük teknelerden oluşan ondan fazla tekne topluluğu. Sembolik olarak Gazze'nin içerisinde bulunduğu abluka sadece karadan ve havadan değil, malumunuz denizden de abluk altında. Denizden de dünyayla hiçbir şekilde erişimi yok orada yaşayan 2 milyon kişinin. Hatta balıkçılar bile avlanmak için 3 mili aşamıyor. Yaklaşık 2 kilometreden öteye gidemiyorlar. Ki balık da 5 kilometrenin gerisine çekilmiş durumda. Yani tarihi olarak balık kenti olarak bilinen Gazze bu avantajından bile yararlanmayacağı bir abluk altında tutuluyor. Bunu delmek için karadan yapılan eylemler var. 30 Mart'tan beri devam eden İsrail'in Gazze sınırında eylem devam ediyordu. 63 kilometrelik bir kara sınırı var ve buna İsrail askerleri sınırda gerçek mermiyle karşılık veriyordu. En son geçtiğimiz cuma 2 kişiyi şehit etti. Toplam 173 şehit var sınırdaki o karası tarafında olan gösterilerde ve toplam 10 binden fazla kişi gerçek mermiyle vurularak yaralandı Filistinli. Bunun bir değişik versiyonu da aynı şekilde ablukayı kırma girişimi, oradaki 2 milyon Filistinlilerin düzenlediği girişim aynı şekilde denizde de gerçekleştiriliyor. 29 Mayıs'ta son eylem silsilesine başladılar. Bugün gerçekleştirilen tekneyle bu kırma girişimi 7. girişim. Açıldı. Aynı şekilde İsrail sahil güvenlik güçleri, İsrail ordusuna bağlı botlar, askeri savaş gemileri oradan da bir abluka örmüş durumda. Kesinlikle hiç bu gemileri o izin verilen 5 mil sınırın dışarısına yaklaştırmıyorlar. Bugün yine aynısı gerçekleşti. Geçtiğimiz bundan önceki 6 girişimde şöyle olmuştu. Bütün bu kişilere müdahale edilmişti. Bu teknelere el konulmuş. Bu insanlar belli bir müddet hapiste tutulduktan sonra tekrar Gazze'deki o açık hava hapishanesi olarak adlandırabileceğimiz abluk altındaki Gazze'ye gönderilmişlerdi. Bugün de muhtemelen benzer şeyler olacak. İlk gelen görüntüler, oradan bulunan arkadaşlarımızın çektiği görüntüler, söyledikleri, aktardıkları bize çok yoğun bir ateş olduğu şeklindeydi. Gemilerinin yakınlarına ateş ediyorlardı. Daha sonra gemilerin içerisine de ateş etmeye başlamışlar. Çok yoğun bir gaz atışı başlamış geminin içerisinde. Çok sayıda kişi gazdan yaralanmış. Bu yaralananlardan 4 kişisi gerçek mermiyle. Bir tanesinin topundan olduğunu biliyoruz. Ayağından vurulma. Diğerlerinin durumunun nasıl olduğunu henüz teyit edemedik. Gerçek mermi vücutların neresine isabet etti henüz teyit edemedik. Ancak 4 tane yaralı var. Bir önemli detay da aslında biraz da kışkırtıcı, İsrail'in bir uygulamasını da bu konuyla ilgili burada zikretmek istiyorum. İsrail geçtiğimiz hafta bu el koyduğu özgürlük gemilerini satacağını ve gelirini de işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen, Batı Şeria'da inşa edilen Yahudi yerleşim yerlerinden birinde yaşayan iki Yahudi aileye bağışlayacağını kamuoyuna duyurdu. O iki Yahudi aile de daha önce saldırıya uğramıştı. Dolayısıyla böyle provokatif bir eyleme de adım attı. İsrail tarafı bu abluka konusunda son derece sert duruyor. Dünya kamuoyundan gelen çağrıları dikkate almıyor. Hem karadan hem denizden bir adeta kurşun duvarı örmüş durumda. 2 milyon insan bu ablukayı kurma girişiminde ne zaman bulunsa kurşunlarla karşılaşıyorlar. Bugün gördüğümüz manzara da o gibi gözüküyor. Toparlayacak olursam son cümle olarak 4 kişi gerçek mermiyle yaralandı. Çok sayıda gazdan etkilenen var. Şu an itibariyle bu müdahale devam ediyor. Muhtemelen dediğim gibi bu tekneleri ve içerisindekileri tutuklayıp İsrail tarafına çekecekler. Bir müddet alıkoyduktan sonra onları tekrardan Gazze'ye sürgün edecekler. Ve gemileri de satarak Yahudi yerleşimcilere, Filistin topraklarında yaşayan, işgal altındaki topraklarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere bunun gelirini bağışlayacağını söyledi İsrail. Evet, Turgut Alp Boyraz, tek gerilim meselesi bu da değil. Kuşkusuz yine...